Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüş olanı kızgın karşılığımız. Ben Abdullah Yılgun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada buluvatkan gün tertitki haberlerine huzurunla sunuş kutlayışımız. Kınamızda dıktanlar ekranımız bolsun. İstanbul'da Türkiye kırın dışında iki bol faaliyete elip verildi. 7 Oktyabr İstanbul'un Eyüp Sultan rayonunda Türkiye qirin dışınğı igibol faaliyeti elip berildi. Faaliyet Şarq Türkistan meselesige yakından köngül bölüwatqan Alperen Ocaqlarının täşkilleşi Şarq Türkistan Täşkilatlar Birliginiň maslahatçısı bilen elip berildi. Yığılışqa İstanbul'da yaşawatqan köp sandaky Şarq Türkistan halkı ve yerli qirindaşlardan bolup 2000 kişi katnaşdı. Faaliyette Alperen Ocakları İstanbul Şöbesi'nin reisi Uygurlarının dosti Kürşat Mecan Efendi muhim söz kıldı. O mündak dedi. Xtay Şarkı Türkistan halkını her hıl vasıtı bilen kırgın kılıvatıdı. Şarkı Türkistan halkı Uygur bolğallığı, Müslüman bolğallığı üçün Xtay onlarını terbiyeleş merkezi digen namda lagırlarına solap xorlavatıdı. Xtay yana koşmak tukkan namada Xtaylarını Uygur Türklerinin öylerine yerleştirip onlarını nazarat kılıvatıdı. Umumen kılganda Xtay dünya halkının aldıda Uygur Türklerini yok kılışka hareket kılıvatıdı. Xtay'nın bu kırgınçılıklarına garip elleri köngül bölüvatıdı. Eksici Türkiye baş bulup İslam elleri ün çıkarmadı. Eslide Türkiye özünün kırındışı bulgan Uygurlarga başlamçılık kılıp iki buluşu gerek idi. Çin hükümeti sözde kardeş aile projesini hayata geçirmesiyle her Doğu Türkistanlı kardeşimizin evinde 15 gün mecburi konaklama şartıyla Çinli aileler yerleştirmektedir. Ve bazı evlere bilinçli şekilde sadece erkekler yerleştirilmekte ve gözyaşı içerisinde hanım kardeşlerimize hizmet etmesi sağlanmaktadır. Bakınız, bu projenin uygulandığı yerlerde birçoğunun eri sözde istihdam kampları olan Nazi kamplarında tutulmaktadır. Düşünebiliyor musunuz? Evinin erkeği olmadığı halde çocuklarıyla birlikte yalnız yaşayan bir bayanın evine tanımadıkları, kim olduğu bilinmeyen insanlar nasıl yerleştirilebilir? Bu bir insanlık suçudur. Faaliyette Şarık Türkistan Mağrıp ve Hemkarlık Cemiyeti Reisi, Şunlıklı Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği Reisi Hidayetullah Oğuzhan söz kılıp, Xtay tecavüzcilerinin Şarkı Türkistan halkı üstüden elip berivatkan kırgın kılıç siyasetlerini umumlaştırıp dönüştürdü. Hem de dünya halkı aldıda Şarkı Türkistan Müslümanlarını imanıdın yandırışkı urunu vatıdı, kırgın kılı vatıdı, Xtay'nın bu hıl yolsuzlukıga tamaşibin süptüde karab durgan, Xtay'ı kırgıncılıkını tohtat demegen Türkiye başlamcılıkıdaki İslam elleri, kıyamet günü Allah'ın aldıda kandak hesap berişini oylap yetişi. Ve Allah'ın aldığı hesap verişten korkuşu gerek diğerlerini bildirdi. Çin'in iç meselesi olmadığı gibi aynı zamanda ümmetin meselesidir. Aynı zamanda Türk dünyasının meselesidir. Aynı zamanda insanlık dünyasının bir meselesidir. 5 milyon insan Doğu Türkistan'da Çin esaretinde kamplarında eziliyorsa, katlediliyorsa, asimile ediliyorsa, çocuklarımız anaokuldan itibaren Çinlileştiriliyorsa, kızlarımız Çinlerle evlenmeye zorlanıyorsa, evlerimize yabancı erkekler yatırılıyorsa, bu bizim meselemizdir, herkesin meselesidir. Türkiye'nin de namusudur, ümmetin de namusudur. Bu böyle bilinmesini istiyoruz. Doğu Türkistan daha önceden bağımsız bir devlet olduğu gibi, inşallah Allah'tan niyaz ediyorum ki, İnşallah 70. sene devriyesine varmadan inşallah Allah bizi bağımsızlığa erdirir. Allah! Faaliyette yana Şarkı Türkistan Medeniyet ve Hemkarlık Cemiyeti'nin reisi, şunaklı Şarkı Türkistan Milli Meclisi'nin reisi Seytüm Türk Efendi söz kılıp, Xtay'nın Şarkı Türkistan halkıya elip berivatkan kırgıncılıklarına karşı garip elleri birkaç kıtım yığınlarını ekip, Xtay'ın Şarkı Türkistan'da tesis kılgan lagırlarını takaşkı çakır kılgallıkını, bırak Türkiye hükümeti şunaklı İslam elleri hiç kandak inkas bildirmegenlikini, bulup mu Türkiye hükümetinin kulak yupurup sükütü turvalgallıkını, Türkiye'nin Şarkı Türkistan halkıya ilgi buluşta şaraitinin bar ikkellikini
Eğer Türkiye Xitayğa sen Uyğur qerindaşlarımızni xorlap qabih zulümlarını qılıwatsan, Uyğurlarga elip bargan zulümni toxtatmasan, biz bir belvağ bir yol sodista sen bilen hemkarlaşmaymız dese, Xitay amal qılalmay xalqımızga elip beriwatqan zulümlarni toxtatqan bolatdi degenlerini bildirip, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrı kıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Doktor Devlet Bahçeli Bey'e, Sayın Mustafa Destecioğlu Beyefendi'ye, Sayın Meral Akşener Hanımefendi'ye ve diğer siyasi partilerimize, Kemal Kılıçdaroğlu Beyefendi'ye buradan şunu söylemek istiyorum. Doğu Türkistan davası bu milletin milli davasıdır. Doğu Türkistan davası Türk milletinin Kıbrıs gibi milli şerefidir. Bu davaya sahip çıkalım. Rica ediyoruz. Eğer Doğu Türkistan'a sahip çıkmazsak Türkiye lider olma iddiasında maalesef başarısız olur. Ne İslam dünyasına, ne Türk dünyasına, ne de insanlık alemine itibarını, saygınlığını kabul ettiremez. Faaliyet yene Meryem Muhammed Hanım Mısır'da erleri tutulup ketken birkaçı hanımlar bilen meydana çıkıp Xitayning Şarq Türkistan'da elip berip atkan zulümlerga guvahlık verdi. Xitayning Şarq Türkistan'daki Uyğur halkı gele emas, belki çet elde yaşayatkan, okuvatkan Uyğurlarga mı niciz kolunu uzartkanlığını Mısır'da tutkun kılınan Uyğurlar içinde 37 yaşlık yoldaşı Muhtar Efendi'den Mısır sahçileri tarafından tutkun kılınandan beri haber alalmağanlığını 31 yaşlık Rahimcan, 25 yaşlık İlyascan Rahman, Muhammed Abdullah Ataullah Katarlıklarının hemmesinin Xitayning yolsuz talepleri bilen Mısır hükümet tarafından tutkun kılınganlığını bildirdi. Faaliyet ahırda dünyanın her kaysi yerde zulüm çekivatkan Müslümanlar, bulup mu Şarq Türkistan'da Xitay zulümüde inravatkan halkımızın zulümdün kutuluşu, komünistlerinin halaketi üçün dualar kılındı. سكرات الموت آمين. ولا تعذبنا بعد الموت آمين. يا حي يا قيوم آمين. يا بديع السماوات والأرض آمين. يا ذا الجلال والإكرام يا الله آمين. يا الله آمين. يا حزمة الله اختنا شندونده ايغر واقع چختي 7 oktyabr Tajiyan to'ri bergan xabarda bildirilishicha, Xitoyning Shandong o'lkasi Pingdu shahrida dam olishga chiqqan askarlar bilan soqchilar o'rtasida qattiq to'qunish yuz berdi. To'qunishda septin chekingan o'nlagan askar yaralangan bo'lib, yaralangan askarlar Xitoyning boshqa o'lkalaridagi septin chekingan barliq askarlarning darhol Pingduga kelib yordam qilishga chaqiriq qilgan. Septin chekingan askarlarning chaqiriqiga ovoz qo'shib, Xitoyning boshqa o'lkalaridagi septin chekingan askarlar yetib kelishga boshlagan. Askerlerinin bargan seri köpeygenlikeden alakızadı bulan Xitay sahçileri barlıq koçu eğildirini takap, kızıl muç suyu, kaltekler ve herhal zoravallıqının aldığını eliş vasitleri bilen askerlerini meydandan koğulap çıkargan. Sahçılar bilen karıştaşkan septin çekingen askerler muhbirlerinin ziyaretini kubul kılıp, septin çekingen askerler içinin nurgullarının yardar bulgallıqı, nurgun kallarının tükülgenlikini, bırak yardar bulgan askerlerini doktorhanlarının davalaşını red kılgallıqını, Xitay sahçileri tinişlik bilen hukukunu talep kılgan askerlerini zoravallıq vasitesi bilen urgallıqı, kızıl muç suyu çaçkallıqını bildirdi. Bursa'da Şarq Türkistan'ın hazırkı vaziyeti tunuşturuldu. 6 oktyabr Türkiye'nin Bursa'daki Ördekli Kültür ve Medeniyet Salonu'nda Zulüm Aslı'daki Şarq Türkistan namlı faaliyet ötküzüldü. Faaliyet Bursa'daki Ay Yıldız Yaşlık ve Tenterbiye Cemiyeti'nin teşkilleşi hem de Uludağ Üniversitesi'ndeki okutkuçu ve okuguçularından küç çıkırışı bilen elip verildi. Faaliyette Uludağ Üniversitesi'nden Doktor Erdem Özdemir söz kılıp Şarq Türkistan'ı kıskıcı tunuşturdu. Arkadan faaliyetçi Hamutxan Köktürk söz kılıp Şarq Türkistan'ın işgal kılınış sebebi ve hazırkı ehvalini tefsili tunuşturdu. Kiyin Doktor Perhat Kurban Tanrıtağlı Türkiye'nin Xitay bilen bulgan münasibeti de Şarq Türkistan hakkında birer planı var mı temesi söz kılıp Şarq Türkistan'da ama köre alaydıgan, gaz anlı alaydıgan, gaçı sözlü alaydıgan zulüm buluvasa Türkiye nemişki sükut kılıdığı diğerlerini bildiriş bilen birge Bilge Kağan'ın teli boyunca Türkiye hükümetinin Xitayning puliga aldanmasligini, Sharq Turkiston haqidagi sukutini buzishini talab qildi. Oxirida o'quvchilarning vakili Abduqodir so'z qilib, Sharq Turkistonning hozirgi ahvolini tunishtirdi. Xalqimiz birlikning nima ekanligini yana bir qatim ko'rsatdi.
Amerika'daki faaliyetçi Salih Hudayar tarafından 9. sentyabr günü Aksaray'a yollanış için başlatılan ve bir ay içinde 100 bin kişilik imza toplanışı gerek bulan faaliyet, ahirki haftalargacha dünyanın her kaysi caylarındaki halkımızını ümitsizlendirgen bolsa mı, vaqtning qistab qilishiga ergishib, o'rnidan dast turgan dünyanın her qaysi joylaridagi yoshlarimizning qattiq kuchi natijasida mana bugun hozirgacha 105 mingga yaqin imzo to'plandi. Imzo to'plash faoliyati xuddi dünyanın hammali yerida elib berilganiga o'xshash, Uyg'urlar eng ko'p bo'lgan Istanbulda nihoyatda jonliq elib berildi. Istanbuldagi o'quvchilarni Istanbul Aydın Universitetida doktorlikda o'qiyotgan Aynur Muhammad xonimning keng o'quvchi va yoshlarni safarbar qilishi bilan Istanbulning har qaysi asosliq ko'chalari, universitetlarning oldi qatorliq joylarida yerlik xalqlar imzo qo'yishga safarbar qilindi. Natijada muhlatdan bir kun burun talab qilingan sondan oshirgan shaklda muvaffaqiyatlik oxirlashdi. Butun dunyodagi xalqimiz xoshallikka cho'mdi va ittifoqlashib birlashishning nimaligini yana bir qatim ko'rsatib qo'ydi. Bu imza toplash faoliyati asosligi Xitoy ishg'olchilarining vatanimizda elib berayotgan vahshiy qirg'in qilish siyosatlari, jazo lagerlarini taqitish, bosh mas'ullarga Magnitskiy qonuni bilan jazo yurgizish, Xitoyni texnika bilan ta'minlagan shirkatlarni jazolash, shundaqla Sharq Turkistonning ishg'ol zimini ekanligini qabul qildirish qatorliq talablar bilan boshlangan edi. Beijing Meng Hongwei'ning nazorat ostiga olinish sababini e'lon qildi. Turkiya ovoz radiosi xabarida bildirilishicha, xalqaro soqchi tashkiloti Interpol bosh kotiblik ishxonasi 7 sentyabrda Fransiyaning Lyon shahridagi Interpol bosh kotiblik ishxonasi Meng Hongwei'ning Interpol boshliqligidan iste'fo berish qarorini darhol o'rindosh talab qilingan holatda topshirib oldi deganlarni jamoatchilik bilan o'rtoqlashdi. Bayonotda Interpolning belgilamasiga asosan yangi boshliq saylanib bo'lguncha ijroiya organining eng pishqadam a'zosi sifatida bilan Janubiy Koreyalik Kim Jong-yangning vazifasini topshirib olganligi 18 noyabrdan 21 noyabrgacha Arab Birlashma Xalifaligida o'tkazilgan umumiy kengash yig'inida yangi boshliqning saylanganligi qayd qilindi. Meng Hongwei o'tgan oy sentyabrning oxirida borgan Xitoyda qonunga xiloflik qildi degan gumon bilan tekshirilayotganligi e'lon qilingan edi. Xitoy Kommunist partiyasi Markaziy intizom tekshirish komiteti bayonot berib, Xitoy jamoat xavfsizlik ishlari ministrligining muavin ministeri va xalqaro soqchi tashkiloti Interpol boshlig'i Meng Hongwei'ning qonunlarga xiloflik qilganligi shubhasiga asosan tekshirilayotganligini uqtirgan edi. Meng Hongwei'ning cheriklik jinoyati sodir qilish bilan ayblanib, nazorat ostiga olinganligi bildirildi. Xitoy jamoat xavfsizlik ishlari ministrligining bayonotida Jamoat xavfsizlik ishlari ministeri Zhao Kejining sobiq Interpol boshlig'i Meng Hongwei'ning tekshirilishi to'g'risida partiya komiteti bilan yig'in ochganligi va komitetning Meng Hongwei'ning tekshirilishini to'liq qo'llab-quvvatlaganligi qayd qilindi. Meng Hongwei'ning butunlay o'z irodasiga tayinib pora elib qonunlarga xiloflik qilish bilan ayblanib tekshirilishining dal vaqtida elib berilganligi ilgari surilgan bayonotda qonunlarga xiloflik qilguvchilarning qattiq jazolanishi kerakligi ta'kidlandi. Qonunlarga xiloflik qilguvchilarning Xitoy Kommunist partiyasi va jamoat xavfsizligi ishlariga iyg'ir ziyon yetkazganligi eskartilgan bayonotda Interpolning sobiq boshlig'i Meng Hongwei'ning cheriklik qilmishining chuqurlab tekshirilishi talab qilindi. Interpol tarafidan 5 oktyabrda e'lon qilingan bayonotda o'tgan oy Fransiyadan Xitoyga ketgan Meng Hongwei'ning yo'qolib ketganligi hozirgacha izdirikining yo'qligi qayd qilingan edi. Meng Hongwei'ning yo'qolib ketganligi xabari Interpolning markazi joylashgan Fransiyaning Lyon shahrida yashayotgan ayolining juma kuni soqchilarga masala ma'lum qilishi natijasida o'ttirg'i chiqqan edi. Meng Hongwei 2016 yilining noyabr oyida Interpolga boshliq bo'lib saylangan edi. Uyg'ur qizi Adilam Hushurova dunyo musobaqasida chempion bo'ldi. Erkinasiya radiosining xabarida bildirilishicha, yaqinda Gresiya poytaxti Afinada dunyo tanarkat turlari ichidagi Braziliyacha jiu-jitsu, ya'ni erkin kelishish va mushtlashish turi bo'yicha dunyo musobaqasi bo'lib o'tgan. Bu musobaqaga 12 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan aralig'dagi dunyoning har qaysi mamlakatlaridan kelgan yosh tanarkatchilar qatnashgan bo'lib, shu jumladan Qozog'iston davlat komandasidan bir nechiligan tanarkat mohirlari bu musobaqaga qatnashgan. Ularning ichida 12 yoshlik Uyg'ur qizi Adilam Hushurova o'z mahoratlarini ko'rsatib chempion bo'lgan. Adilam Hushurova o'zining bu uttuqqa yetishida ustozi va treneri Armanjon Rozaxonovning cho'ng to'kpisi bor ekanligini ta'kidladi.
u yana kelajakda mushuning bilanla to'xtab qolmasin, texmo yuksak cho'qqilarga yetishga tirishadiganligini bildirdi. Ma'lumotlarga qaraganda Adila Mushurova tanarkat mahiri sifatida Qozog'istondagi Uyg'urlar cho'ng umid kutayotgan talantli yosh tanarkatchilarning biri ekan. Adila Mushurovaning ustiqi haqida Qozog'istondagi Jumhuriyatlik Uyg'ur ovozi gazetasida Uyg'ur yoshlarining Doppi Live tor betida hamda boshqa ijtimoiy torlarda xabarlar e'lon qilindi. Lagerdan quyib berilgan tutqunlar uzoq yashay olmagan. Hammalarga ma'lum bo'lgandek, lagerga tutqun qilingan Sharq Turkiston xalqi ichidan quyib berilganlari yo'q deyarlik ekanligi, quyib berilganlarning mu uzoq o'tmay o'lib ketayotganligi haqidagi ishonchli xabarlarga ega bo'lgan edik. Yangidan kelgan uchurg'a ko'ra, Avstraliya Sharq Turkiston jamiyatining katibi Mustafa Turanning dadasini 2017 yili Xitoy tajovuzchilari lagerga tutqun qilgan bo'lib, lagerlardagi azob va xorliqlarda qattiq ojizlashgan. U bir yil o'tganda lagerdan quyib berilgan bo'lsa-mu, biroq quyib berilib uzoq o'tmay olamdan o'tgan. Allohdan marhumning va shundoqli marhumga o'xshash begunoh holatda o'ldirilgan barliq Sharq Turkiston xalqining gunohlarini mag'firat, yotgan yerlarini jannat qilib berishini so'raymiz. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atki xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.